Evet, Orta ve Batı Anadolu havzalarında aşırı yeraltı su kullanımını ve küresel ısınmaya bağlı olarak yeraltı su seviyesinde önemli düşüşler, özellikle 2000 yılından itibaren önemli düşüşler başladı. Bu yeraltı su seviyesinin düşmesinin bir göstergesi de farklı zemin sıkışmasına bağlı olarak yüzey deformasyonları oluşturması. Bunu bütün Orta ve Batı Anadolu havzalarında, işte Konya havzasında, Karapınar havzasında, Niğde havzasında, Afyon-Akşehir havzasında, Manisa havzasında, hemen hemen bütün Orta Batı Anadolu havzalarında görüyoruz. Bunlar yine bu yüzey deformasyonları bazen yeryüzünde kimi yerde 1,5-2 metreye varan düşey atımlar oluşturan yüzey faylanmaları şeklinde izliyoruz. Bazen de genişlikleri 1,5-2 metreyi aşan yüzey yarıkları şeklinde izliyoruz. Şimdi Karapınar Havzası'nın hemen hemen bütün kenarlarında, yine Konya Havzası'nın tüm kenarlarında bu yüzey faylanmalarına rastlıyoruz. Geçmişte oldu. Aynı şekilde geçen sene Tuzlukçu havzasında da yüzey faylanmaları, hemen Tuzlukçu'nun batısında Tuzlukçu ile Pazarkaya arasında 2 kilometre boyutunda bir yüzey faylanması gelişmişti. Bu sene de Ağustos ayında Tuzlukçu'ya bağlı Çöğürlü kasabasında, yine bizim incelemelerimiz esnasında, tümünü incelemedik ama 400 metrelik bir mesafede yüzey faylanmalarına, yüzey deformasyonlarına rastladık. Burada özellikle köyün yakın kesiminde oluşmuş ve köyü de boydan boya kat eden ve köydeki evlerde de hasar oluşturan, açılmalar oluşturan bir deformasyon. Yine orada özellikle, eğer görüntüleri bilmiyorum var mı yok mu, Ağustos ayında oluştu ama vatandaşlarımız bir duvarı köpükle açılmayı kapattı. Ama biz gittiğimizde yaklaşık bir ay süre içerisinde 1,5-2,5 santimlik daha açılmayı gözlemledik. Köpükle kapattıkları duvar açılmaya devam ediyordu. İşte yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak gelişen bu yüzey deformasyonları maalesef onlarca yıl devam ediyor. Bunu engelleyebilmenin tek yolu yeraltı su seviyesini belirli bir dengede tutmak, düşmesini engellemek. Bunu bir de bugün sağlayabilirsek, bu kalıcı bir deformasyon oluşturduğu için birkaç on yıl daha devam edebiliyor. Yani bu tip yüzey faylanmaların gözlendiği yerler üzerindeki, özellikle çizgisel yapılarda, binalarda sürekli deformasyon oluşturuyor. Bizim Karapınar bölgesinde yaptığımız gözlemlerde, yine Adakale'de 5 ile 10 santimetre arasında yıllık düşey çökmeyi belirledik o bölgede. Şimdi toprak alarım değil de işte havzalarımız, kelimenin tam anlamıyla yeraltı su seviyesinin alçalmasına bağlı olarak çöküyor. Yani şu anda Orta ve Batı Anadolu havzalarının tamamında neredeyse bu problem var. Tabii çok fazla düşümün olduğu yerde, yine uygun zemin olduğu bölgelerde, işte Konya Havzası'nda, Karapınar Havzası'nda, Akşehir Afyon Graben olduğu bölgede, özellikle yine Bol Vadi'nde bu tip yüzey deformasyonlarına yaygın bir şekilde rastlıyoruz. Bu dediğimiz gibi yeraltı su seviyesi, işte küresel ısınma bir yandan, aşırı su kullanımı bir yandan, yanlış su kullanımı ve su israfı bir yandan, yeraltı su seviyesinin aşırı düşmesini sağladığı için bu yüzey deformasyonları da maalesef farklı zemin sıkışmasına bağlı olarak gelişiyor. Özellikle 2000'li yıllardan sonra, yani yeraltı suyunun tarımsal sulama amaçlı çok fazla kullanımı, yine şehirleşmenin yaygın gelişmesi, bir yandan da küresel kuraklık, bütün bunlar 2000'li yıllardan itibaren tabii etkisini daha fazla gösterdi. Yeraltı su seviyesi, yani geçmiş yıllarda atıyorum 1 metre düşerken, 2000 öncesinde yarım metre düşerken, şu anda yerine bağlı olarak 5-10 metreden fazla yeraltı seviyesinin düşmesini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle 2000'li yıllardan, ama 2010'lu yıllardan itibaren de bu daha da arttı ve
hızlanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Zaten şöyle söyleyeyim, 2000'li yıllardan itibaren bunlar belki bazı yerlerde daha geçmişte de var ama bu yıllarda özellikle hızlanmaya başladı, yerleşim yerlerinde olmaya başladı. Bunların tabii obruklarla da kısmen bir ilişkisi var. Bunlar yeni obrukların oluşumunu sağlıyor. Çok büyük çapta olmasa bile bir yandan tabii yüzey faylanmalarıyla oluşan yarıklar yer altındaki kırık sistemleriyle de bağlantısı sağlayarak orada farklı obrukların da oluşmasını sağlayabilir. Depremle bir ilgisi yok. Yok. Boyları atıyorum Bol Vadi'nin bölgesinde 10 kilometreye varan uzunluklarda oluşan var. Bizim Tuzlukçu'da bir yıl önce oluşan uzunluğu yaklaşık 2 kilometreydi. Bu yıl tekrar gittiğimizde biraz daha açılmanın arttığını gördük. Son oluşan yine Ağustos ayındaki Tuzlukçu'da tabii tümünü takip etme şansımız olmadı. Biz sadece köy civarındaki inceledik. 400-500 metre yaklaşık uzunluğunda vardı. Sanırım Emirgazi'deki de 2-3 kilometre civarında bir uzunluğa sahipti.